Merhabalar efendim, iyi hafta sonları. Mutfakta kim var? Hoş geldiniz. Nasılsın Burcu? Çok iyiyim hocam, siz? Ben de. Herkese kucak dolusu sevgiler. Güzel bir gün olsun. İnşallah. Bugün yine çok kıymetli konuklarımız var. Biri Denizli'den geldi. Medikal estetik hekimi Sayın Özgür Nalbant, pedagog Elif İpek ve tamamlayıcı tıp uzmanı Sayın Mustafa Eraslan'la çok kıymetli ve çok önemli konular konuşacağız. Kağıdı kalemi hazırlayın. Asıl reçeteler tabii hocamda gene. Hocam. Ama harika konuklarımız varmış bugün. Evet. Çok sevindim. Benim de şimdi çok ilgimi çeken özellikle bazı konular var. Merak ediyorum. Dolu dolu bir program ve ellerinde kağıt kalemlerle hazır olsun izleyicilerimiz. Biz de ne yapacağız bugün? Şimdi ilaç gibi yemekler köşemizde veya sağlıklı yemek köşemizde tereyağı bilirsin. Tabii. Belki de hep çekiniliyordu fazla tüketmeyelim diye. Biz sade yağ, İngilizce'deki adıyla ghee yapacağız. Ve öyle faydalarını anlatacağım ki çok şaşıracaksınız. Bizim evde sadece soğuk sıkma, sızma, zeytinyağı ve sade yağ tüketilir. Onun tarifini vereceğim. Tereyağından vazgeçemeyenler için. Aynen öyle. O zaman. Bir de armut sever misin? Çok severim. Mevsimi peki, bir de. Peki tatlısını yapar mısın, sever misin? Hiç yapmadım. Ama şu şekerli şeyleri uzak durduğum için. Bizim mutfağımızda şeker yok, trans yağ yok. Mevsim şekersiz dışı tatlı yok mı yapacağız? Şekersiz gayet de tatlı olacak i̇şte ve çok da güzel tamam olacak. Yine kimin yiyeceği belli oldu tatlıyı. Harika. Bir de bugün şifalısı. Şimdi herkes öksürük vesaire ıhlamur. Hem çiçeği hem yaprağı her şeyle mucize bir ağaç ıhlamur. Bize büyük bir hediye. Ihlamur'un faydalarını konuşacağız bugün. Süper. Hocamla biz hazırız. Konularımız da hazır. Konuklarımız da hazır. Efendim siz de hazırsanız programımız başlıyor. Bizi ilk öğretilen her zaman tıp fakültesinde de önce zarar verme. Çocuğa diyor ki aile işte şunu şöyle yapmanı beklerdim. Artık şu yaşına geldin. Çocuk onun gerekliliğini bilmiyor ki aslında. Migren hastası gelir, hacamatınızı yaparsınız, bakarsınız. Hocam ben işte bir yıldır hiç başım ağrımadı. Ender Beyciğim, bugün programımızın ilk konu Denizlilerden geldi. Sayın hocamız Özgür Nalbant, hoş geldiniz efendim. Nasılsınız meslektaşım, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun, hoş bulduk. Ben de katılmaktan mutluluk duydum programımıza. Çok teşekkür ederiz. Sayın hocam, öncelikle ilk tarifimizin malzemelerini sayalım, sonra sizinle sohbetimize başlayalım. Tabii. Saç hocam, ekimini konuşacağız. Saç ekimini konuşacağız. Çok yaygın bir konu artık, evet. İnsanlar görünüşüne, estetiğine çok önem çok veriyor. Önemli. Size de çok iş düşüyor hocam. Aynen. Şimdi, sağlıklı beslenmeden de başlıyor. Biz kesinlikle de şekersiz bir tatlıyla başlıyoruz günümüze, evet, o yüzden bugün. Beyaz şeker ve mısır şurubu kullanmadan çok da güzel bir tatlı yapacağız. Önce sen armutu severim dedin. Çok severim. Ama hele ki bu armut pratik, özel bir armut. Yok, aslında bütün armutlarla yapılabilir Burcu. Evet. Armudun canı çabuktur. Yani hemen böyle 3-5 dakika haşlanmada çıkar. Bir dikkat edersen biraz sertliği duruyor. Öyle hani ölesiye bir haşlanmadı. Kaç ortadan tane aldık biz? Dört tane armut tamam yaptık. Kişi esasında sayısına göre artık herkes, evet, yapar. Şimdi bunu nasıl siz yapacağız? Hocam malzemeleri söyleyin. Tarçın olmazsa olmazımız neden? Her türlü tatlıda tarçın kullanarak kan şekerini dengeliyoruz. Şimdi burada meyvenin biraz şekeri var. Bir de birazcık bal kullanacağız. Tarçın bunu dengeliyor. Şeker koymaktansa biraz tarçın, aynen, daha faydalı oluyor. Bal bu. Bir gün programda uzun uzun işleyeceğim. Ham bal dönemini başlatıyoruz artık. Yani ısıl işlem görmemiş ham bal. Karabiber, ama biz karabiberi tane olarak kullanacağız. Biraz Fransız usulü. Bir diyeceksin ki tatlıda acı olur mu? Bir deneyin bakalım, beğenecek misiniz Fransız usulü? Tane karanfil, bunu armutlara saplayacağım. Ve üzerine fındık, ama ceviz de olur, antep fıstığı olur. Ne istersen. Ben fındık kullanacağım. Sürpriz bu galiba en çok. Onu da şimdi Almanlar zahne derler, çiğ krema derler. Bu tür manda yoğurdunu biraz çok balla güzel ve tarçınla çırpıp karıştıracağız. Wow. Pişip ılındıktan sonra üstüne koyacağız. Böyle bir krema olarak. Ama yoğurt olacak, besin değerini artırmış olacak. İstersen sen Denizli'den gelen meslektaşımızla muhabbete başla. Ben de yavaş yavaş tepsiye armutları dizeyim. Tamam hocam. Özgür hocam, Denizli'yi çok severim ben. Benim üniversitede çok arkadaşım vardı. Çok gittim geldim. Buradan onlara özel bir selam göndermek isterim. Çok uzun yıllar oldu. İnsanlar kopuyor tabii ama, evet, gönüller bir olsun. Tabii. Nasıl peki Denizli'de bu anlamda çok potansiyel var mı? Bu saç ekiminin artık bir turizm oluştu. Evet. Sürekli görüyoruz sokaklarda. Buna özel uçaklar kalktığını doğru duyuyoruz. Doğru mudur? Nasıl gidiyor işleriniz? Doğru tabii ki. Denizli'de yıllar öncesi gibi. Denizli değil tabii ki. İnanın özel sektörde de çok ciddi anlamda her branştan değişik hastaneler, girişimci hastaneler,
yurt dışından, il dışından Denizli'ye gelen hastalar bu anlamda şifa buluyor tabii ki. En az bir gün, iki gün önceden Denizli'ye geldiklerinde tabii ki güzel bir Pamukkale turu, gastronomi ile ilgili de tabii Denizli'nin güzel yiyecekleriyle tabii kendilerini burada mutlaka... Burada alışveriş merkezlerinde keseceklerine Denizli bence daha cazip bir yer. Kesinlikle biz de artık hani doğru beslenme, sağlıklı beslenme aslında bunun içindeyiz. Hem bu anlamda hem Denizli'nin tanıtılması. Bilin tabii ülkemizde de böyle vizyon kentlere de ihtiyaç var. Tabii. Denizli bunun için aslında çok şanslı. Coğrafi konumu inanılmaz güzel bir noktada. Peki ben saçıma bir ekim yapmaya karar verdim. Evet. O merkezi nasıl seçeyim? Nelere dikkat edeyim? Artık çok yaygın bir şey ama sizin işinizin de hijyeni, ortamı, işte uzmanlık gerektiren alanları dikkat edilmesi gereken hususlar neler? Tabii ki. Benim de meslekte 21. yılım hekim olarak. Maşallah. Gençsiniz bu arada, 73'te hocamız ama gerçekten çok hızlı bir uzmanlık almış. Saç hekiminde de 16. yılım. Her bu 16 yılda öğrendiğim, her gün aslında daha az şey bildim. Her geçen gün yeni bir şey öğrendim. Her bir hastadan yeni bir şeyler öğrendiğimi söyleyebilirim kesinlikle. İnanın şu anda Türkiye tabii saç hekimi konusunda tam anlamıyla çok büyük bir dışarıdan bakıldığında başka ülkelerin de önümüze geçmek için çalıştığı bir pazar halinde. Etrafımızdaki birçok ülke inanın hani en ufak bir olumsuzlukta hemen karalama kampanyasıyla bizim önümüze geçmeye çalışıyor. Her konuda olduğu gibi. Aynen öyle. Bizim onun için cezbeden tarafımız ne? Biraz daha ekonomik zaten. Bir de daha iyiyiz galiba. İyi değil el becerisi. Evet. Bizim hekimlerimiz el becerisi. Çünkü bu bir sanat gibi ve Türk hekimleri sabırı nakış gibi işliyorlar. Bu biraz da el becerisi. İnanın Dünya Saç Hekimi Cerrahi Derneği'nin de üyesiyim. Hani oradaki meslektaşlarımız ya da onların getirdiği sunumlardan, örneklerden de gördüğümüzde gerçekten hani Türkiye'deki başarı oranı inanın çok çok daha peki iyi. Hastalar mesela sizin gibi hekimlerin daha önce yaptığı işlemleri mi kale almalılar? Nasıl seçsinler gidecekleri yerleri? Burada aslında tabii internet çok bilgi kirliliğinin de olduğu bir noktada şu anda. Bakmaları gereken iki tane konu var aslında. Bir tanesi yasal olayın yasal kısmına bakmalar. Bir de yasal olmayan başka bir işin sanatsal kısmına bakmalar. Yasal kısmı şu, bir kere saç hekimini hekim yapmalı. Yani Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki yönetmelikleri yasal çerçevede bu. Yani mutlaka hekim olmalı. İşlemin belli prosedürlerini, örneğin anestezi kısmını, örneğin saç köklerinin alınması dediğimiz greftlerin alınması bölümünü. Hele ki anestezi hocam nasıl riske edebilir evet ki bir insan zaten? Dolayısıyla düşündüğünüzde bir hekim ortalama 8 saat süren bir saç hekimini günde yapabileceği operasyon sayısı tabii ki sınırlı. Tabii. Üzülerek tabii ki bazen günde 20 tane, 25 tane oo hekimlerin yapıldığı merdiven altı diye zaten bahsedilen işte araştırırken insanlar gün bir hekim işlemi yapıyor mu? İkincisi, kendisi yapıyor mu? Kaç tane günde yapılıyor? Yani hastanede mi yapılıyor? Yani bunun yasal şartlarını sağlıyor mu? Bir kere bunu ilk önce buna bakmalılar. İkinci kısmı da işin sanatsal kısmı. Evet hekim olabilirim ama yeteneksizsem bence saç ekmemeliyim. Yeteneksizsem bence o işin bu bölümünü yapmamalıyım. Yapılmış sonuçları görmeliler. Yani saç ekiminin sonucu sadece... Siz FUE mi tekniğini kullanıyorsunuz? FUE tekniğini kullanıyoruz. Onun üstünlüğünü anlatabilir miyiz? Çünkü tabii izleyiciler ki hala daha saç ekim tekniklerini hangisi daha iyi bilmiyorlar. Hocam orada siz de sanat yaptınız. Onu gösterelim. Ondan tamam gösterelim. Ondan sonra bir de ikincisi de robotik cerrahi soracağım. Evet. Bir de şimdi robot modası var. Ben şimdi söyleyeyim çok kolay. Hafif diri haşlanmış armutlar ortadan ikiye kesilip çekirdekleri ayıklandı. İçerisine karanfilleri böyle saplıyoruz. Çünkü karanfil hem şekeri dengeleyici etkisi var, tatlının mantar yapıcı etkisini de yok ediyor ve çok büyük bir şifa karanfil. Bu programı İçine de takip ederseniz gerçekten yiyerek kilo verebilirsiniz. Yani ben artık ikna oldum bir ay sonunda. Ve de ağız tadını da bozmayacak evet şekilde. Burada yediği niye karabiber? Şeyler vicdanını sızlatmadan aynen böyle. Şimdi burada tuhafınıza gidecek olan şey karabiber kullanmak. Fransızlar armut tatlısına karabiber koyuyorlar ve tane karabiber yerken o tatlı karamelize meyvenin tadının yanı sıra bir de tane karabiberin hafif acılığı ağzınıza geliyor. İlk önce bana çok tuhaf gelmişti. Canım, böyle bir şey olur mu diye. Sonra yedikçe baktım çok da büyük lezzet katıyor. Tarçın olmazsa olmazımız. Bunu da bu şekilde bakın içerisine. Evet. Birazcık tarçın, karanfil ve
tane karabiberleri kapladıktan sonra yağlı kağıtla bu kendi içinde kurutmadan nemiyle beraber pişirme konusunda yardımcı oluyor. Kağıt dağılmasın diye de süper. Bir tane kürdanı saplıyoruz. Bu kadar basit aslında, hem de ucuz ve mevsimsel bir tatlı. Armutun da yararlarından bahsedeceğim biraz sonra. Çünkü tansiyon düşürücü etkisi var. Hani hakikaten çok faydalı bir meyve armut. Çiğ de ayrı ama bu da tatlı ihtiyacını çok iyi gideriyor. Hı-hı. Balıktan sonra, et yemeğinden sonra, ara öğün olarak gibi konuşacağız. Siz saça devam edin. Şerbetli tatlılardan biraz uzak durmak lazım değil mi hocam? Yani geleneksel tatlıları öldürmeme taraftarı. Mesela aşureyi öldürmeme taraftarı. Aşure başka bir arada şey. Arada bir Antep'in baklavasını öldürmeme taraftarı. Bunlar bizim kültürümüzde var Burcu. Ama oturup bir tabak yemeyelim yani. Ben mesela baklava haftalardır, aylardır yemedim. Ama şimdi Antep'ten güzel bir yerden gelse... Tabii. Ondan sonra o gibi ben makarna yemem, pilav yemem, ekmek yemem. Yani karbonhidrat almam ama iki tane baklava değil. Aynı dengede. Önemli olan o yani. O yemeğe aynı rutinle, aynı miktarda devam etmemek. Ama bu tatlı çok faydalı. Denemelerini öneririm. Sonraki aşamaları da sonra anlatacağız. Evet. Şimdi fırına verecek hocam onu. Hocam teknikten bahsetmiştik. Tam tekniğe geçmeden yine Ender hocamın söylediği gibi, bakın yemek yaparken de sunum da aslında bir sanat. Bizim saç ekiminde de bahsettim, ikinci kısmında bir işin sanatsal kısmı. Kaç yıldır saç ekiyorsunuz? 16. Maşallah. 16 bak, bu çok önemli. Bilerek kesinlikle sordum bu soruyu. Bu biraz da tecrübe işi. Tabii. Tecrübe olduğu kadar benim... Zaten yanlışsanız, kötüyseniz o evet. Hastalar devamında sürmez o iş. Hele ki ben benim gibi Anadolu'da bir şehirde bu işi yapıyorsanız... Yanlış ve hatalı bir iş yapma şansınız sıfır. Daha büyük şehirlerde hocam, biliyorsunuz tolere edilebiliyor. Bir kere ekmekle oluyor mu saç bütünlüğü, yoksa rötuşları mı var, devamı? Şöyle ki, açık alanın büyüklüğüne bağlı olarak bir günde ekilebilecek alan aslında sınırlı. Bunun sebebi şu, tıpta bizi ilk öğretilen, her zaman tıp fakültesinde de önce zarar verme. İlk ilkemiz bu. Oysa işte biraz evvel sorduğunuz, hani kimler nasıl araştırmalıyız, nerede saç ektirmeliyiz sorusunun yanıtında, o günde 20 tane, 30 tane saç ekilebilen bir yerde, donör bölge dediğimiz, yani saç köklerinin alındığı bölgede ticari kaygıdan kaynaklı bir günde diyelim ki ortalama 3000 greft ekilebilirken 6000'ler, 7000'ler, 10000'ler rekor denemeleri gibi tuhaf şeyleri bugün sosyal medyada görmekteyiz. Tabii 2 ay sonra, 3 ay sonra da onların olumsuz sonuçlarını, tabii, yani bu bölgelerdeki kötü görüntüler, geri dönüşümsüz sonuçları görüyoruz. Oysa ki işte bir hekim burada devreye girseydi o görüntünün oluşmasına engel olacak. Dediğim gibi önce zarar verme, ondan sonra olumlu bir şeyler yapmaya çalışacak. Peki hocam, saç derisinin bunu reddetme gibi bir şey olabilir mi? Çok hekimlerde. Reddetme ya da değil, bir zarar görmesi gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Şöyle ki, aslında bu bir ototransplantasyon. Saç ekimi bizim Türkçe'de tabii kullandığımız bir tabir ama aslında nakil, saç nakli. Ototransplantasyon, bir yerden saç köküyle birlikte başka bir yere nakledilmesi. Yani kendi vücudundan alınan bir parça. Dolayısıyla red diye aslında bir şey tabii ki söz konusu değil. Ancak yine ticari kaygıyla... Diyelim ki santimetre karede yaşayabilecek greft sayısı 50 bir kişi için. Yine merdiven altı diye bahsettiğimiz ve yine doktor olmayan yerlerde şöyle düşünüyorlar. 50 değil de 100 koyalım, daha sık olsun, bizim sonuçlarımız daha başarılı olsun. Böyle inanılmaz sonuçlarla çıkalım, gösterelim kendimizi diyorlar. Ama bir bakıyorlar ki 100 kökün 100'ü de öldüğü gibi, çünkü negroz dediğimiz... saçların birbirini yaşama şansını, kanlanmasını öldürdüğü, hatta o bölgedeki deriyi de öldürdüğü çok daha kötü sonuçlarla mi oluyor hocam o? Kanlanması bozuluyor. Yani artık beslenemiyor. Hocam, deride. Bitki ağaç dikimine örnek verebilir miyiz? Yani bir karış arayla 10 tane ağaç ekilmeyeceği gibi bir şey değil mi bu? Bakın, ben de hani köy kökenli bir insanım. Köyde domates yapılır ama bir süre sonra seyrekleştirilir sık olduğunda. Çünkü ötekinin yaşamasına müsaade edilir. Saçta da aslında çok benzerdir. Bunu tabii gözetmezseniz, sadece ticari olaya düşünürseniz. Oysa ki şu söylenebilir. Biz size iki seansta saç ekelim. Birinciyi bu sene yapalım. Ötekini 6 ay sonra yapalım dense, çok daha sağlıklı bir sonuca gidilebilecekken, tek seferde tamamını çalışırız, her tarafı kapatırız gibi böyle ticari söylemlerle yapılan işler, uzun vadede bize de, yani Türkiye olarak da aslında baktığınızda dışarıda kötü bir reklam olmuş oluyor. Bunun önüne geçmek için aslında biz bir yandan doğru bilgi, bakın bugünkü programımızın da aslında buradaki büyük bir mesajı bence bu. Kişiler, yani tüketici de iyi bilinçli olmalı yani. Peki, teknolojiyle zamanla birlikte teknikler de gelişiyor, değişiyor hocam.
gelen insanın yapısına göre ve talebine göre mi o teknikleri seçiyorsunuz, yoksa sizin belirlediğiniz bir şey var ve onun peşinden mi gidiyorsunuz? Şöyle ki, teknik aslında mantık çok basit. Erkeklerde ömür boyu dökülmeyen bir alanımız var. Buna kabaca ense bölgesi diyelim ya da oksipital bölge. Buradan saçları alıp açık alanlara naklediyoruz. İşlemin özü bu. Fuye dediğimiz, biraz evvel Ender Hocam'ın da söylediği gibi fuye dediğimiz yöntemde... Herkes o yeterli alan var mı? En çok dökülende bile var mı yani? Hayır. Sıklık işte burada önemli olan nokta bir tanesi de o. Biraz sonra yine değinelim. Ama mantık teknikte köklerin alınıp nakledilmesi, tek tek alınan bu yöntemin ismi de İngilizce baş harflerinden geldiği için biz fuye diye herkes telaffuz ediyor. Biz de öyle söyleyelim, fuye. Ancak artık ekim tekniklerinde değişiklik var. Örneğin bunu önce saç köklerini yerleştireceğimiz kanal dediğimiz yerleri açarak tek tek onların içine yerleştirebilirsiniz. Buna lateral slit tekniği diyebilirsiniz. Yani tek tek açılarak yapılan. Bir başka teknikte de implanter dediğimiz kalem gibi şeylerimiz var, aletlerimiz var diyelim. İçlerine kökleri yerleştirerek onunla birlikte cildin içine bırakıp çıkabiliriz. Buna da implanter deniyor. Ama aslında hepsi fuya yöntemi. Hepsinin özünde de yapan kişinin el yeteneği önemli. Çünkü düşünün ki 3000 tane saç kökünün yönleriyle birlikte çıkış yönlerini siz veriyorsunuz. Yani ressam gibi. Biraz evvel söylediğim hani yasal kısmı, bir de yasal olmayan sanatsal kısmı olmasın yani. Dediğim, çim kafalar evet, var ya. Evet, işte burası. En önemli yer bence şu öndeki çizgi, görüntü, bitiş noktası. İşte bütün şey bu. Hani kişinin anatomi bilmesi lazım. Yani hekim olması buradan kaynaklı. Bir de dediğim gibi el yeteneği. Yani 3000 tane, 4000 tane graftin her birini ayrı açıyla, hiçbiri de sırıtmadan iyi bir dizayn yapmak tecrübe ve gerçekten yetenek gerektiriyor. Çok sabır da istiyor bence. Ayrıca sabır çok gerektiriyor. Büyük sabır yani, düşünemiyorum kendimi öyle bir şey yaparken. Ama erkekler için saç çok önemli. Evet. Başka süsü yok ki. Erkeğin fit bir vücut ve saç. İkisi başka bir süsü yok erkek. Ve de güç göstergesi tarihte hep uzun saçlar. Sizin başarı oranınız nedir hocam? Yani herkese sonuç alabiliyor musunuz? Herkes de yine hep aynı noktaya geleceğim ama ticari yerlerde hep şunu görüyorsunuz. %100 garantili. İşte şu kadar sıklıkta böyle bir şey, hani tıp bunu zaten reddeder. Bunu önceden bilme şansımız da asla olamaz. Bizim hekim olarak görevimiz sağlıklı bir şekilde greftlerin zarar görmeden alınması ve sağlıklı bir şekilde nakledilmesi. Buraya kadar ki işlem bizimle ilgili, yani ekiple ilgili. Ama ondan sonra kişi hastaneden işlemi bittikten sonra kapıdan çıktığı andan itibaren sorumluluk bir noktada da kişiye kalıyor. Çünkü dışarıda saça zarar verebilecek kimyasallarla etkileşimde içinde olabilir. Travma olabilir. Bünyesi hormonlarıyla ilgili şeyler olabilir. İşte tiroidle ilgili sıkıntılar yaşayabilir gibi. Onlarca saç ekiminin sonucunu etkileyebilecek aslında. Etmen olduğu için biz tek yumurta ikizlerinde bile iki kişinin sonucunu %100 aynı olarak garanti edemeyiz. Doğrusu da budur. Bunun da kişilere ekimden önce ayrıntılı bir şekilde anlatılması aslında en idealidir. Yani herkes çok büyük bir beklentiyle, %100 sonuç beklentisiyle gittiğinde sonuçları da hüsran olabilir. Aydınlatmak, başarı oranlarını bilgilendirmek gerekir. Ama genel anlamda hani en az %70 ve üzerinde bir başarı bir ekilen graft sayısında bekleriz. Peki hocam, saçı nakli yaptınız, bitti mi olay orada? Yani işlem o kadar mı, yoksa devamı var mı bunun şey olarak? Evet, benim saçım var artık demek için. Yerleştirdik, naklini yaptık. Yaptıktan sonra dediğim gibi ertesi gün bir pansumanı, küçük 5 dakikalık bir pansumanı var hastanın. Ondan sonraki gün saç yıkaması, 14 gün sonra da son kontrol var. 10-14 günden sonra artık kişi güncelik hayattaki birçok çalışmasına rahatlıkla dönebiliyor. Peki hocam, yani bu bir sır ya da sizin hayatınız için, aslında sizin işinize taban tabana zıt bir soru ama peki saçlarımızın dökülmemesi için bizim günlük hayatımıza nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Evet. Ve bu soru aynı şekilde sizin nakil yaptığınız saçların dökülmemesi için de mi geçerli? O da aynı doğal saç oluyor değil mi sonuçta? Tabii ki. Kendi saçımızda aynı mikroorganizma, aynı uyumu sağlıyor ve aynı hayat devam ediyor. Tabii ki, biz sadece nakilde görevliyiz. Saçınız aslında özelliği ne ise, yani düzse, kıvırcıksa, aynı özelliğini götürdüğümüz yerde de devam ettirecek. Sorduğunuz sorunun yanıtı aslında siz soruyorsanız başka, Ender Hocam soruyorsa başka. Çünkü bayanlarda dökülme sebebi daha çok
demir eksikliği anemisinden, B12 eksikliğinden, biyotin eksikliğinden. O zaman bir kan talili mi lazım? Şart. Evet. Tiroid hastalığı olabilir, evet. Protein eksikliği olabilir, sizdeki stres başka, olabilir. Ama daha çok bizim erkeklerde gördüğümüz androgenetik dediğimiz hem hormon yani erkeklik hormonu hem de genetik. Hmm. Onun için hep hastalarımız geldiğinde anne tarafını, dayısının saç durumunu hemen sorarız. Peki. Hocam ağzınıza çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Biz hocamızın tatlısıyla beraber... Şimdi son bir gösterim. Sonuncu bu, evet, Burcu. Bu arada niye eldiven giymiyorum diye sık sık açıklama yapıyorum. Çünkü ellerimi çok güzel sabunladım. Tırnaklarım kısa kesili. O enerjiyi yemeğe vermek için biz bu naylonları mümkün olduğunca hayatımızdan çıkartmak istiyoruz. Ama tabii ki okullar, askeri kışlalar, restoranlardan bahsetmiyorum. Hı. Temiz ortamda. Çünkü yemeğe enerji geçmesi lazım. Armutlar ikiye kesilip içindeki çekirdekleri çıkartıldı. Fazla haşlanmadı, diri diri bırakıldı. Her bir armuta 3 tane, 4 tane karanfil saplıyoruz. Bir de özellikle sizi çok şaşıracağınız bu karabiberli bir tatlı bu. Karabiber yani tatlı ve hafif acı bir arada oluyor. Üzerine de senden yardım rica edeceğim, birazcık tarçın serper misin diye. O üzerine de aynen birazcık, çok abartmadan, biraz tarçın serpiyoruz. Sonra bunu yağlı kağıda böylelikle kurumuyor. Kesinlikle alüminyum folyo kullanmıyoruz. Çünkü alüminyum entoksikasyonu yani zehirlenmesi çok yaygın. Ben ateşle temas eden alüminyuma kesinlikle karşıyım. Ama bizim eski usul yağlı kağıt. Sonra kürdanla bunu sabitliyoruz. Fırınımız önceden ısıttık. Aynen. Kaç evet. Derece? 180 derecede ısıtıldı. Tamam. Zaten çok öldürmeyeceğiz bu tatlıyı. Yani içinde hafif meyve şekeri de olsa, şeker olan şeyleri kesinlikle fazla yakmayacağız. Bir de çiğ bal kullanıyoruz. Çiğ bal nedir onu anlatacağım. Bu şekilde hepsi hazır dağılmasın diye. Biraz sonra da bunlar fırında hafifçe haşlanacak. Daha doğrusu kendi buharıyla pişecek. Ben bunları şimdi fırına koyuyorum. Tamam hocam. Özgür Bey'e de çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Özgür Bey'cim, Denizli'ye selam. Bekliyoruz. Yine bekliyoruz programımıza. Bu arada biz bu tepsiyi fırına verirken ikinci konuğumuz pedagog kendisi. Çocuklar üzerine çok tatlı, yaramaz konular üzerine konuşacağız. Sayın Elif İpek programımızın bugünkü ikinci konuğu olacak. Elif Hanımcığım hoş geldiniz. Merhabalar. Bugünkü programımızın ikinci konuğu çok tatlı bir enerjisi var. Teşekkür ederim. Çünkü daha çok çocuklarla ilgileniyor değil mi? Hoş evet. Geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Burada olmak çok hoş. Sizler de çok iyi görünüyorsunuz. Ruhsal gelişimi, beslenmesini anlatırken biz de çocuklar için de çok faydalı bir tarif yapacağız müsaadenizle. Hay hay. Evet Ender Hocam bugün tereyağını daha sağlıklı hale getirmek için bir işlem gösterecek hepimize, bir anahtar, bir evlerde işlem. Burcucuğum mutlaka bulunması gereken bir şey. Özellikle Ali'ye de bu yağdan hazırlayıp yedirmeni rica ediyorum. Çünkü çocukların beyin gelişimi için en kıymetli gıda bu. Bunun adı İngilizce'de ghee, Türkçe'de sade yağ diye geçiyor. Urfa, Trabzon bölgesinde de buna çok benzer bir şekilde yapıyorlar. Özü şu, oradan şu tavayı rica edeyim senden. Şimdi buradaki özelliği şu, bildiğimiz iyi kalite bir tereyağı. Yani doğal bir tereyağı olsun, iyi kalite bir tereyağı olsun. Orta kısık ateşte, çok önemli, yakmadan. Tamam. Normalde 1 kilo tereyağdan öneriyorum ama burada daha çabuk yapmak için tereyağını küçük parçalar halinde de bölebilirsiniz. Hiç önemli değil. Önemli olan kısmı tereyağını yakmayacağız. Erimeye başladıktan sonra hafif hafif böyle cusur cusur etmeye başlar yağ ve üstüne köpükler çıkacak. Sürekli olarak karıştıracağız ve daha sonra gördüğünde çok şaşıracaksın. Tereyağın damarları tıkayan en zararlı kısmı, özellikle de çabuk bozulmasına yol açan kısmı burada biraz sonra donacak ve işte zararlı kısmı. Oysa tereyağı çok sağlıklı ama bu şekliyle çok sağlıklı. Uzak Doğu'da bunu kullanırlar. Bununla ilgili yapılan birçok bilimsel araştırma var. Tek tek birkaç maddede bunun faydalarını sayacağım ve şaşıracaksınız ve herkes evinde faydalarını öğrenince sade yağ yapmaya başlayacak. Bakın yakmadan hafif orta kısık ateşte karıştırıyoruz. O erirken hocam ben Elif Hocam'la konuşmaya başlayayım. Tabii seve. Beyin gelişimini ilk günden itibaren hocam gelişimine nasıl destek olabiliriz çocuklarımızın, bebeklerimizin? Şimdi ilk 3 yıl özellikle çok çok kıymetli. Çünkü beyin gelişimini jet hızıyla sürdüğü yıllar. Bana söylediler bunu ve Ali 6 aylıktı. Ben böyle nasıl yani 6 ay hiçbir şey yapmadım Allah'ım geç mi kaldım falan. %70'inin ilk 1 yılda geliştiğini söylüyorlar. Doğru mu? Şöyle %60 ilk 3 yıl içerisinde yapılanıyor. Daha sonra ikinci 3 yılda hız yarıya düşüyor. 6 yaşına geldikleri zaman da %90 yapı oluşuyor. Ama tabii ki en temel öğrenmeler ilk yıl içerisinde gerçekleşiyor. İlk birkaç ay duyuları biraz daha açılmasıyla geçen zamanlar. Ondan sonrasında
biraz daha öğrenmeye açık hale geliyor çocuk. Ne kadar çok duyuları açmaya çalışırsanız o kadar iyi bu süreç içerisinde. İşte farklı kokular, farklı tatlar, farklı dokular, farklı sesler, farklı görseller. İlk zamanlarda biraz daha böyle siyahlar, beyazlar, daha kontrast renklere ihtiyaç duyuyor. Ondan sonra renkleri de görmeye başlıyor zaten. O dönem içerisinde ışıklı oyuncaklar. Ama asıl önemli olan şey şimdi ve buradayı yaşatabilmek aslında çocuğa. Görüyorum mesela çoğunlukla oyalayamıyor aile. Oyalama ihtiyacı duyuyor. Aslında bıraksa orada çocuk bir şeyleri keşfedecek. Ama biraz engellemek istiyor, biraz yönlendirmek istiyor. O anda nasıl yapacağını bilemiyor. Daha çok böyle bir şeylerin içine en azından zihnini ve merakını çocuğun hapsetmeye çalışıyor. Mesela telefon gösteriyor. Evet, telefon yani, ve tablet. 3 aylık, 3,5 aylık çocuklara bile görüyorum mesela kurumumuza gelen ailelerin kardeşleriyle mesela bekliyorsa ebeveynlerin bir tanesi. Bakıyorum bebek böyle beşiğin şeyin içerisinde, pusetinin içerisinde önüne bir tane telefon tutulmuş. Oysa ki hani bıraksanız orada işte asma bahçesi var, işte oradaki ağaçların işte rüzgardaki hareketini görecek, rüzgarı hissedecek. Hani şu anda ve burada olan şeylerle ilgilenmesini sağlamak, onları biraz anlatmak, onları deneyimlemesi için birazcık biraz da yön göstermek önemli. Biraz üşeniyor muyuz acaba? Zor mu geliyor acaba bize? Yani bir şey gösterip o arada sen çayını kahveni için sohbet edip kendi işini görmek insanlara daha mı kolay geliyor acaba? Yani bilemiyorum. Belki kimisi için böyle ama şehirler çok yorucu. Yaşamlar çok yorucu. Dolayısıyla hani çocuklara eğilmek, onlara kulak vermek aslında şöyle bir durup sindirmeyi, şu anı sindirmeyi gerektiriyor. Onu bazen çok yapamayabiliyorlar. Onun için rehberliğe ihtiyaçları olabiliyor. Peki okul öncesi hocam çok önemli. Okula başlayana kadar iş bize düşüyor, aileye düşüyor değil mi? Eşe, dosta, akrabaya düşüyor. O süreçte bu öz bakım becerisi denen şeyler, biz çocuğumuza neler katmalıyız hocam? Nasıl hazırlamalıyız? Onu öyle bir grubun içine, bir sosyalliğin içine, bir sorumluluğun içine sokmadan önce. Şimdi öz bakım becerileri çocuk için, çocuğun kendi gelişimi için, kendi farkındalık bilincinin oluşabilmesi için, aynı zamanda çözüm üretme becerilerinin de oluşabilmesi için çok kıymetli. Görüyorum aileler kimi durumlarda çocuklara bırakıyorlar işte tuvalet eğitimini mesela ya da kendileri kaşıkla beslemeyi biraz daha içlerine sindirdikleri için daha çok hoşlarına gidebiliyor. Ama böyle şeyleri zamanında çocuğa vermeye başladığımızda, kazandırmaya başladığımızda çocuk aç mıyım, tok muyum, işte tuvaletim mi var, bunu ben nasıl kontrol edeceğim? Bunlarla ilgili bedensel farkındalık geliştirmeye başlıyor. Bu da genel olarak toplum içerisindeki farkındalığıyla ilgili bir katkı sunmuş oluyor. Sonra bir devam edelim. Bir saniye bölebilir miyim? Çünkü çocukların beyin gelişimi için en faydalı, bak iddialı konuşuyorum şimdi, araştırmalar bunun üstünde çok yoğun, en faydalı şey ghee yani tereyağın köpükleri temizlenmiş kısmı. İşte bak Burcu görüyor musun? Evet. Üstünde dikkat etsen çok kısık ateşte yapıyoruz. İşte bu köpükler, evet, köpük. Biraz sonra göstereceğim. Bütün en zararlı yağ kısımları ve bütün zararlı maddeler bu köpükte. Biraz sonra kalan tereyağın altın gibi olan kısmını görünce çok şaşıracaksın. O ise tereyağın 100 yıllarca bozulmadan kalan ghee yani sade yağ var. 100 yıllarca dolapta aylarca bozulmadan kalır. O zaman o tereyağını önemli. Alıyoruz ve ilk bunu mu yapıyoruz? Aynen evde? Öyle. Fakat bunu ülkemizde yerli kurumlar bile yapıp satabiliyorlar. Talep oldukça artacak. Eskiler bunu kullanırmış. Mis gibi o pilavların kokusu veya birçok maddenin kokusu sağlıkla ilgili. Ve ghee Hindistan'da bu ilaç yerine bile kullanılıyor. Yüzlerce yıl bozulmadan kalan bu sade yağ var. Trabzon veya Urfa'da bunu kullanıyor. Bakın yağı özellikle yakmıyoruz. Sürekli karıştırıyoruz. Üstündeki beyaz köpükleri oradan gözüküyordur ekranda. Sürekli olarak temizliyoruz. Kalan yağ ise çok güzel bir kısmı. 20 dakika kadar yapacağız bunu. Hiçbir zaman yağ bu altın rengini kaybetmeyecek. O yüzden de özellikle çok kısık ateşte yapıyoruz. Beyin hücrelerinin gelişimi için özellikle ilk 2 sene mutlaka pedagog Elif Hanım şahane konuşuyor. Teşekkür ederiz. Aynı şekilde sağlıklı beslenme, fast food'dan uzak durma, beyaz un ve beyaz şekerden uzak durma, hareket. Bir de ben göz temasını size özellikle sormak istiyorum ama sorular arasında var mı bilmiyorum. Çocuklarla göz teması hep kurulmamaya başlandı. Hep sürekli sanal ortam var. Onu da biraz dokunma.
okşama, hı, göz teması bunlar gerekli mi çocuğun gelişiminde? Tabii ki gerekli. Zaten birbirine dokunduğunda insanlar beyin oksitosin salgılıyor ve bu bağlanma ile ilgili önemli bir hormon aslında. Sağlıklı bağlanmanın gelişmesi için önemli bir hormon. Ana kucağı nedir? Hep ana kucağı, ana kucağı deriz. Evet. Mesela anne o çocuğu kucağına aldığında baba bu bir değil mi? Çocuğunu kucağına aldığında bir anda bir ne hissediyorsun mesela çocuğa sarılmak değil mi? Evet. Hem böyle güçlü bir bağ oluyor hem de o süreç içerisinde aslında daha hani emzirme dönemindeyken ya da işte babanın da ilk kucaklama dönemindeyken ilk kurulan göz kontağıyla ince motor beceriler aslında gelişmeye başlıyor. Öncelikle oradan gelişmeye başlıyor. Çok kıymetli. Okul öncesi dönemde zaten en büyük lider anne ve baba. Dolayısıyla böyle anneyle babayla ne kadar ve bakım veren diğer ebeveynle ya da diğer yetişkinle ne kadar sağlıklı iletişim kurulursa çocuk yok sayılmadan, çocuğa saygı duyularak ne kadar iyi bir iletişim kurulursa o zaman çocuk zaten topluma o 3 yaşında gelen sosyalleşme sürecini zaten evet benim böyle özelliklerim var ve ben bu özelliklerimle aslında toplum içerisinde kabul görüyorum hissiyle aslında. Evet, ben bir bireyim artık. Aynen. Ben de sizin gibi aynı şeyleri yapabiliyorum. Aynen öyle. Peki hocam özellikle büyük şehirlerde özellikle çalışan annelerin düzeninde çocuklar 2 yaşına geldiğinde falan hatta kreşe işte oyun gruplarına gönderiliyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bunun sizce bir yaşı var mı yoksa bir sakıncası yok mu? Ya da ne gibi adresler seçilmeli? Nasıl bir yol izlenmeli bu konuyla ilgili? 2 yaş paralel oyun dönemidir. Henüz sosyalleşme tam olarak başlamamıştır ama çocukların paylaşmayı da öğrendikleri bir süreçtir. O nedenle 2 yaşa kadar böyle kendi... Kuzenim geldi aklıma. Benim kardeşimin kızı. Eline ne alsa paylaşmayacağım. Biz ona her şeyini kardeşine, arkadaşlarına paylaş diyoruz ya. Her şeyi böyle paylaşmayacağım. Sürekli böyle Boğa burcu mu? Yok yengeç aslında yengeç. Ama nedense onu kelimeyi farklı kodlamış kafasında. Muhtemelen. Çok komik, çok gülüyoruz. Çok hoş. Paylaşmayacağım. Ali ne burcu? Şimdi. Başak. Başak. Titiz olacak o zaman. Ay, evet. Yakışıklı da olur. Söyleyeyim Başak burcu muntazam fizikli olur. Gelecek spor birazdan yaptırsan... tanıştırırım sizinle. Süper. Daha ne diyorsunuz çok, hocam kreş konusunda? Şöyle kreş olursa eğer mümkünse yarım günlük kreşler çok daha iyi olabilir. Böyle arkadaşlarıyla birlikte yoğun paylaşımda bulunabileceği yani çok böyle yoğunlaştırılmış bir müfredata sahip olan kreşler değil de biraz daha böyle fiziksel aktiviteye önemseyen işte beden eğitim grupları. Mesela uygun olabilir. Ama hep böyle yaşamsal, deneyimsel şeylere yer veren bir müfredat olması gerekiyor. Belki bahçesi olan, kumla oynayan değil mi? Seyahatlere götüren böyle. Sağlıklı besleyen. Evet. Sürekli çocuklara sabah akşam kek, makarna, pasta, börek, çörek vermeyen. Evet ne yazık ki. Çocukların beyin ve beden tabii fast foodlara onları alıştırmayan, bilinçlendiren. Peki. Kreşe gönderdik çocuğumuz ya da okula başladı ve zorluk çekiyor. Böyle anneler bir hafta 10 gün benim annem babam öğretmen olduğu için hayatım o manzarayla geçti yani. Günlerce o kapıda oturan anneler, anneanneler, babaanneler. O süreçte çocuklara nasıl yardımcı olabiliriz Elif Hanımcığım? Şimdi öncelikle okul anne ve babanın seçmesi gerekiyor. Kimi zaman görüyorum mesela çocuk 2,5-3 yaşında okula götürüyorlar. Burayı beğendin mi? Seni buraya gönderelim mi? Diye mesela çocuğa soruyorlar. Çocuk bunun kararını verebilecek nörolojik olgunlukta değil zaten. Orada kim bilir hani boyunun yettiği neye bakıyorsa, neyi görüyorsa, kendince nasıl değerlendiriyorsa. Aile eğer güvenli buluyorsa hem fiziksel koşullar açısından hem iletişim açısından. Eğer çocuğu için güvenli ve uygun buluyorsa eğer kreşi, o zaman kreşle işbirliği içerisinde çalışmak çok önemli. Kimi zaman görüyorum mesela kimi çocukların davranışsal olarak yönlendirilmeye ihtiyaçları oluyor. O durumlarda öğretmenlerin biraz daha çocuğun ağlamasını görmezden gelip çocukla ailenin o kapıda sarılma ve ayrılma sürecini biraz daha hani eşikte bırakmaktansa hadi gel bakalım şimdi seninle sınıfta şöyle bir şey yapacağız deyip biraz çocuğun mızıldanmasına izin vermeleri uygun olabiliyor. Ama eğer çocuğun duygusal ihtiyaçları varsa davranışsal bir ağlama değilse bu, yani bir sızlanma, bir yakarış değilse aslında, duygusal bir ihtiyaçtan dolayı bu tepkiyi veriyorsa, o zaman orada çocuğu ne kadar hani mızıldansa da aileden kopartıp almamak gerekiyor. Bu bir defa çok çok önemli. O nedenle aileler çocuklarını daha iyi tanıyorlar.
tabii ki kendi hassasiyetleriyle düşünüyorlar. Öyle yaklaşıyorlar öğretmenlere de ama öğretmenlerle de ortak bir bilinç oluşturmaya çalışmaları bu süreç içerisinde önem kazanıyor. Bir işbirliği değil mi? Sürekli evet. Bir iletişim halinde olmak. Aynen öyle. Bazen hocam şimdi, çok özür dilerim. Şimdi Burcu gördüğün gibi gittikçe altın, iyi yapılan bir sade evet. Yağ altın sarısı renginde olur. O yüzden bunu Hintler, Pakistanlılar, Uzak Doğulular bir cins altın da diyorlar. Yani besin değeri, beyne olan katkısı, Alzheimer'i önlemesi o kadar faydalı ki ben bunu özellikle sade yağ bitince hemen bir dolaba koyacağım çabucak donsun diye donuk halini göstereceğim. Dolapta aylarca bozulmadan durur. Özellikle zerdeçalla karıştırılıp da yenilirse ilaç gibi ve zerdeçalın emilmesi için işte bu karabiberli vesaire preparatlarla beraber alınırsa inanılmaz bir şekilde herkesin en büyük sorunu unutkanlık, Alzheimer, erken bunama, çocuğun gelişmesi. Zerdeçal bir de ne dediniz? Zerdeçal emilmesi için biraz acı gerekiyor. Bunun karabiberli preparatları var. Mesela bundan tüketilebilir. Özellikle Ali'ye de bundan biraz vermeni rica ediyorum. Özellikle ilk 2-3 yaşki beyin gelişiminde Elif Hanım'ın anlattığı müthiş önemli şeyler var ama gıda ve beslenme de çok önemli. Beyin gelişimini en olumlu etkileyen madde omega 3 ve bu evet. Sade yağ. O ya çocuklarla işte bir çocuğu bir köy büyütür lafını ben gerçekten yaşıyorum. Sen ne kadar da mücadele etsen arkamı döndüğüm an biri bir ekmek vermiş, poğaça vermiş, pişi vermiş. Ama anneanneler, istiyor ama bakıyordu ama kıyamadım. Kolaya kaçmak. Böyle ben. Hele okullarda. Hafta sonlarımız çok zor geçiyor sürekli aile ya da sosyal bir şeyin içinde olduğumuz ama için. Ama o da gerekli sanki. Ben bir de boşanmış anne babaları soracağım. Mesela çocuk çok küçük, ne kadar güzel konuşuyorsunuz. Diyelim ki aksilik oldu, anne baba boşandı çocuk küçükken, okula gitme, ne yapmalı? Çocuklar da boşanmada çocuklara çok travmatize ediliyor gibi geliyor bana. Çocuk arada bir koz veya bir avantaj faktörü gibi kullanılıyor. Bilmiyorum konunuzun dahilinde mi ama onu da peki, o kadar arttı ki boşanmalar genç kuşakta. Evleniyorlar, aşık oluyorlar. Aşkiton vesaire Instagram'da bir sürü şeyler çekiliyor. 6 ay sonra kavga dövüş, ondan sonra bir çocuk oluyor arada. O çocuk arada hani heba iki oluyor. Kişi tepişirken arada heba oluyor. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum Burcu? Doğru, çok boşanma var. Çok evet. Bir defa eğer evlilik yolunda gitmiyorsa yani bir çift, çocuk bir aile olamamışsa o zaman zaten çocuklu aile olamıyor. Ama çocukla aile olmaya çalışırsa orada zaten sıkıntılar bitmiyor. Daha da artıyor. Çünkü daha fazla sorumluluk devrede. O çocuk kararı bir bencillik oluyor zaten. Onu kendi için, kendi evliliği sürsün diye almış oluyor. Aynen öyle. Ömür boyu da o yanlış kararla işte yaşıyorlar. Aynen. Ne yazık ki tek başına ebeveyn olmak tabii ki zor bir şey. Ama ne kadar hani eş olmaktan vazgeçseniz de anne ve baba olmaktan vazgeçmiyorsunuz. Bu süreç içerisinde şöyle şeyler yaşanıyor yoğunlukla. Tarafların, annenin ya da babanın kendileri ya da aileleri diğer ebeveyne, eski eşe olan öfkelerini çocuğa yansıtabiliyorlar. Ya da çocuğu kullanıyorlar. Aynen öyle. Bu öfkeyi yansıtmak için çocuğu bir aracı olarak kullanıyorlar sizin de söylediğiniz gibi. Niye mahkemeler anneye veriyor çocuğu? Acı da doğru buluyorum bu kararı da. Niye ama hep anneye veriliyor çocuklar? Erken çocukluk döneminde biraz daha ihtiyaç olabiliyor anneye verilmesi. Fakat bizim toplumumuzda aile yapısı o kadar hızlı değişti ki babaların biraz daha aile içerisinde aktif rol oynamaya başlamaları ama kendi kuşaklar arası aktarımlarında ve toplumsal bilinçaltlarında babalık kavramının aslında olmayışı ile babalar ne yapacaklarını bilemiyorlar ve babalığı çoğunlukla anneden öğreniyorlar. Yani sezgilerini... Önceki kuşaklarda çocuk sevmek bile ayıp olduğu için. Aynen öyle. Onlar da onu görerek bilinmeye geldiler. Öyle. Sezgilerini kullanarak aslında babalık eden baba sayısı gerçekten az. Hı. O nedenle peki hocam yani boşanmaya gerek yok. Kamuonuzu rica edebilir miyim? Şimdi anne baba. Göstereyim mi? Tabii ki hocam buyurun ondan sonra. Tamam. Sorayım. Şimdi bakın altın sarısı renkte sade yağımız olduğu. Aman dikkatli olalım. Şimdi bunu kavanozun içerisine alıyoruz. Biraz bakın görüyor musunuz? Tereyağı işte iyi sade yağ sabırla 20 dakikada 25 dakikada bu şekilde yapılır. Şu kızgın olduğu için hemen bunu atıyorum. Ve çıkan köpükleri biraz sonra göstereceğim. İşte damar tıkayan zararlı ve kötü kolesterollü olup da bize zarar kısmı bu. Bu ise tereyağın müthiş şifalı ve bizi birçok hastalıktan koruyan kısmı da bu. Biraz sonra sade yağın yararlarını da anlatacağım. Ben bunları bir... Bu arada tatlımızın altını kapattım Burcu. Sonra senden de yardım rica edeceğim. Tabii ki. Biz hiç beyaz şeker ve mısır şurubu kullanmadan birazcık manda yurduyla balı, tarçınla çırpacağız. Soğuduktan sonra
üzerine kolayacağız. Çünkü balı asla 40-45 derecenin üstünde ısıtmıyoruz. Bir gün ham bal konusunu işleyeceğim. Isıl işlem görmemiş gerçek bal. Hani arın işine karışmayın diyoruz. Hı. Bu da çok sağlıklı bir tatlı olacak. Değil mi? Çocukların arada tatlıya da ihtiyacı var ama sağlıklı aynen. tatlıları. Aynen öyle ihtiyaçları. Hocam peki anne babalar bazı konularda fikir uyuşmazlığı yaşıyor. Evet. Kiminin evet dediğine, kimi hayır diyor. İşte ben buna katılmıyorum, ben izin veriyorum. Mesela sanki evde iyi polis, kötü polis oluyorlar ya hani. Baban gelince şunu yaparım ya da babana söyle ya da ben karışmam falan gibi şeyler oluyor ya. Evet. Bu konu nasıl idare edilmeli ya da çocuğa nasıl yansıtılmalı bu? Yani kavga dövüşü saymıyorum bile zaten ama bir konuda anlaşamıyor anne baba ve bunu çocuğa nasıl yansıtmak gerekir? Öncelikle aslında aile içi iletişim dediğimiz şey çok önemli. Bunu böyle dolu dolu kurmak gerekiyor, inşa etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü zaman geçiyor, insan dinamik bir yapıya sahip, herkes değişiyor, aile içerisindeki bireyler, çocuk büyüyor. Çeşitli güncellemeler yapmak gerekiyor. Herkes kendince bu güncellemeleri aklından yapıyor. Mesela çocuğa diyor ki aile işte şunu şöyle yapmanı beklerdim, artık şu yaşına geldin. Çocuk onun gerekliliğini bilmiyor ki aslında. Ya da mesela baba diyor ki ya da anne şurada şuna izin veremeyiz, bu bana uymuyor diyor ama daha önce anne baba hiç konuşmamışlar bunu. İşte bu çocuk bu yaşa gelmiş işte veya biz aile olarak şöyle bir dönemden geçiyoruz artık böyle bir aşamadayız. Yani biraz hani yön verelim, birbirimizden haberdar olalım. Daha çok zanlarla, zannetmelerle, tahminlerle aslında iletişim kurulmaya çalıştığı için böyle kazalar ister istemez oluyor. Açık olmak gerekiyor. Ve... Evet. Anlaşamamış olsan da en azından bir karar verilip çocuğa tek bir cümle, tek çeşit bir şey söylemek lazım belki. Biraz da önlemle ilgili çalışma yapmak lazım. Ara ara aile toplantıları yapıp gerek anne baba arasında nereden nereye gidiyoruz, gerekse çocukla bak şimdi sen şu becerileri de kazandın, bundan sonra senden şunları da bekliyoruz, bunlar konusunda biz sana böyle yardımcı olabiliriz şeklinde aslında birbirlerinden haberdar etmeleri, kısa dönemli gelecek planları yapmaları uygun olacaktır. Şunu bir göstereyim. Çünkü biraz sonra donacak, yavaş yavaş bu matlaşacak. Altın sarısı gibi sıvı haldeydi. Şimdi seyircilerimize çabuk göstermek için Burcu bunu biraz buzdolabına koyacağım. Donacak, ondan sonra aylarca kalabilir. Sonra da ghee niçin tüketmeliyiz? Yani sade yağ yararlarını söyleyeceğim. Tamam. Hocam aileden sonra bir çocuğun hayatındaki ikinci kahraman, en önemli insan öğretmeni. Evet. Peki bizim yani bazen olabilir öyle bir şansımız, öğretmen tercih etme şansımız olabilir. Evet. Ama çoğu zaman olamaya da bilir. Evet. Bu çocuğun öğretmenle ilişkisi nasıl sağlanmalı? Yani iyi bir öğretmen ilişkisi nasıl kurulmalı? Biz evde öğretmenin ve okulun önemini nasıl yansıtmalıyız? Şimdi eskiden öğretmen çok, öğretmen öyle dedi, öğretmen böyle dedi. Şimdiki çocuklarda öyle bir şey yok. Özellikle özel okullardakileri gözlemliyorum. Hani eskisi kadar değil. Aha. O öğretmenin böyle çok yukarıda, çok saygın, çok şu çok bu görmek. Evet. O mesafe biraz daraldı sanki. Evet. Okul öncesi dönemde en büyük lider anne ve baba. Öğretmen seçiminde dikkat edilmesi gereken şey, öğretmenin fikirsel olarak yardım ediyor olması, çocuğun gelişimini destekliyor olması. Ne kadar yerine yapan bir öğretmen olursa o çocuğun gelişimini durduracaktır. O nedenle dediğim gibi fikirsel olarak ve yönlendirici olarak bulunabilecek bir öğretmen olması çok önemli. Ama ne olursa olsun okul öncesi dönemde en büyük lider anne ve babadır. Okulda bir şey de öğrense eve gelir. Bu böyleymiş der. Hayır öyle değil derseniz bu böyle değilmiş diye gidip bu sefer okulda sizi savunur. Ama 6 yaşına gelip de bu beyin yapılanması çok büyük oranda tamamlandığında temel kavramlar, yaşama dair temel kavramlar oturduğunda artık daha detaylı, daha formal bilgiye ihtiyaç duymaya başlar beyin. O nedenle de ilkokul öğretmeni çok önemli bir yönlendiricidir. Ve sembolik olarak söyleyeceğim, elinde bir ayna tutar. Bu aynayı eğer böyle tutarsa çocuk kendisini böyle görür, böyle tutarsa böyle görür. Eğer böyle tutarsa çocuk kendisini görür ve o ayna üzerinden arkadaşlarını da görür. Sınıf içerisinde mesela çok uyarılan çocuklar ya da çok aferin alan çocuklar, diğer çocuklar tarafından da hemen çok uyarılan etiketiyle süslenebilir ya da işte çok beğenilen işte pop çocuk, işte ben de onun gibi olmalıyım şeklinde örnek alınabilir.
ilkokula geldiğinde müfredatların da biraz daha olanak sağlamasıyla, biraz daha artık okullarda laboratuvarların da olmasıyla birlikte daha yakın, daha sıcak iletişimler de kurulabilmeye başladı. Bir de kara düzen dediğimiz o eski hani ödül ceza düzenlerinden, işte susun bakalım düzeninden biraz daha hani çocuğun da söz hakkı bulunduğu bir düzene geçiş yapmakta olduğumuz bu dönemde evet o aralık biraz daha daraldı. Ama biraz daha demokratik liderlikler görebiliyoruz öğretmen arkadaşlarımız tarafından. Bence ben Elif Hanım'dan bugün en çok ne hangi konuda motive oldum biliyor musun? Yumuşak tatlı ses tonuyla konuşuyor. Biz bunu kaybettik. Bence bütün anlattıklarınız hepsi çok kıymetli. Bir tarafa atıyorum. O sevgi, sakinlikle konuşma. Çocuklara karşı bunu kaybettik. Çocuklar sürekli televizyonda bağırış, çağırış, kavga, dövüş değil mi Burcu? Bazen bizde mi acaba etkilenip çocuklara atıyor? Mesela Elif Hanım'ı ben şu an benim en çok etkileyen kısmınız sakin, tatlı bir ses tonuyla konuşmak oldu. Ne anlatırsak anlatalım beden dili ve ses tonu o kadar önemli ki değil mi? Evet. Elif Hanımcığım çok teşekkür ederiz. Size doyum olmaz. Her zaman bekleriz programımıza. Ayağınıza sağlık. Hocam çok teşekkür ederiz. Hem üçüncü konumuzu çağıralım hem orada çıkarayım ben tatlıları. Evet. Hadi almışızdır. Tamamlayıcı tıp uzmanı üçüncü konuğumuz efendim. O da çok kıymetli bir doktor Mustafa evet. Eraslan. Heyecanla bekliyorum. Evet. Mustafa Eraslan şimdi çıkartıyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle teşekkür ederim. Sizinle konuşacak o kadar çok şey var ki. Ama bugün sizin de bizi yönlendirmenizle birkaç konu seçtik. Valla benim için zevk. Mustafa Bey hoş geldin. Türkiye'nin böyle en fit sağlık hocası diyelim. Estağfurullah. Hepimiz hocası sağ olsun. Estağfurullah. Sizin gibi hoş cici bir bayan. Estağfurullah ama sizde çok ortak noktamız var. Benim için de çok keyifli olacak. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum hocam. Biz, kolon hidroterapi, hacimat... Hı-hı. Sülük tedavisi, bugün bağırsaklar, birçok konuyu konuşacağız. Hocam nereden başlamak istersiniz? Benim çok sevdiğim konular. Kolon hidroterapi nedir mesela? Oradan başlayalım. Kolon hidroterapi, bir kere bölelim. Kolon, kalın bağırsak, hidrosu, terapi, sağlık. Şimdi vücuttaki birçok hastalığın ana sebebi bizim kalın bağırsaklarımızın geçirgenliğinin artması. Diyeceksiniz ki bu ne demek? Bağırsak şimdi, sağlığı her şeyi etkiliyormuş değil mi? Tabii. Bu arada halk dilindeki ismini de söyleyelim bunu. Halk dilinde... Biraz yanlış bir ifade ama lavman diyebiliriz. Lavmanda yalnız şöyle bir şey vardı. Lavmanda vücuttaki son 45 günlük birikmiş gaytaları atarsınız. Kolon hidroterapide ise 10, 20, 30, 40 yıllık tabii taşlaşmış gaytaları atabilirsiniz. Şey söyleyeyim mi? Bağırsakların özellikle dönme noktaları, en kör noktalar. Wow. Oraları biz tam boşaltıyoruz. Ve bütün kanserojen maddeler, alerjen birçok şey orada oluyor. O yüzden... tam son boşalma, derece, normal dışkılama da olmuyor. Herkesin bunu yaptırması lazım hocam şöyle, o zaman. Şöyle düşünün Burcu Hanım. Şimdi siz yiyorsunuz, içiyorsunuz değil mi? Yediğiniz, içtiğinizle birlikte size vücudunuza faydalı olan birçok madde alıyorsunuz. Zararlar ancak da kalıyor. Zararları da alıyorsunuz. Şimdi o zararlar ne yapıyor? İşte kalın bağırsaklardan atılıyor. Böbreklerden idrarla atıyor, akciğerinizden atılıyor, deriyle atılıyor vesaire vesaire. Birçok şey sayıyoruz. Ana 5 nokta. Pekala atılmaz ise, kalın bağırsaklarınız iyi çalışmaz ise... Ve o bölgede taşlaşmış gaytalar, kalın bağırsak cidarını, halkın anlayacağı gibi konuşmak istiyorum. Giriş yani kalın bağırsağın yapısını bozar ise ne oluyor? Siz o atmanız gereken toksinlerin bir kısmını başlıyorsunuz almaya. Vücutta bizim 96 tane ana bölgemiz var. Yani geleneksel tıpla uğraşanlar buna işte hacamat bölgesi der veya akupunktur bölgesi der. Bu toksinlerimiz bizim burada ne yapıyor? Birikiyor. İşte bunlar aslında bizim ana hastalıklarımızın sebebi. Bu tedavi nasıl bir şey hocam? Ne kadar vaktimizi alıyor? Hemen ya, gelip bugün yaptırabilir miyim? Tabii yaptırabilirsiniz. Yani ben genelde her 10 kiloya bir seans yapıyorum. Diyelim ki siz kaç kiloyorsunuz? 55 kiloyorsunuz. Bir 5-6 seans yeterli oluyor. Yurt dışında... Sonra bana ne sözünüzü kestim. Ne kadar süre yeterli o? Bu şöyle. Bundan sonra gerçekten temizlendikten sonra... 2-3 sene sonra yılda bir kere yaptırabilirsiniz. Yılda bir kez yaptırabilirsiniz. Birikmesin diye. Tabii birikmesin diye. Nasıl beslendiğin de tabii burada önemli. Yani sürekli et, kebap, fast food yersen tabii. Çabuk kirlenir. Peki hocam yaptırdıktan sonra hayatımız nasıl değişecek? Neler hissedeceğiz? Bir, neler düzelecek? Bakın şimdi hastalıklar üzerinden gidersek çok farklı. Nedir? Kalın bağırsak temizliği iyi olmadığı zaman, geçirgenlik arttığı zaman yukarıdan aşağı başlayalım. Bir. MS oluyorsunuz ilerleyen dönemde. İki, Alzheimer. Bizim bunama demans dediğimiz hastalık. Başka, damar tıkanıklığı. Başka, diyabet. Şimdi biz yıllarca anlattık. 94'ten beri çok kale almadılar. Şimdi Mayo Klinik hocam
1,5 hafta önce şunu yaptı. Dedi ki tip 1, tip 2'de diyabette kolon hidroterapi olmazsa olmaz ve protokola soktular. Çünkü bağırsak florasının değişmesi çok önemli de bağırsaklar ikinci beyin. Evet. İkinci beyin. Çok enteresan. Oradaki yazı şu, literatür yazısı. Eğer kabızlık varsa kan şekeri artıyor. Bağırsak çalışınca kan şekeri düşüyor. Tip 1'de yaklaşık 13.6 hocam. İnsülin tamamen bırakmışlar. Çok enteresan bir rakam. Tip 1'den bahsediyoruz. Tip 2'de %73'lere kadar bu benim çıkmış. Benim eşim tip 2. Acil size getirmem İlaç lazım. Kullanıyor mu? Evet. Ve örneğin bayanlar geliyorlar. Kilo veremiyoruz. Bizde rekor 34 hocam. Yaklaşık bir 16-17 seansa 34 kilo veren hastamız oldu. Bunlar tamam gayta. Yani 75 ile gidip 59'a 16 kilo veren sadece gayta çıkarttığımız hastalar oldu. Bunlar taşlaşmış gaytalar. İşte bunlar geçirgenliği artırıyor, vücut başlıyor almaya. Hasta geliyor, hocam diyor, bana sedef dediler. Cilde gelelim. Şimdi sedefte bizim klasik tıp kitaplarında şunu görürsünüz. Yani şeyi, sebebini aslında kolay kolay biz şey yapamayız. Ama sebebi şudur. Sizin kalın bağırsakla vücudunuzun aldığı toksinleri vücudun atamaması ve cildin artık devreye girmesi. Cilt altında birikiyor. Cildimiz nedir? 28-30 günde hocam. Biliyorsunuz kendini yeniliyor. Ama ne yapıyor? Cilt altında sizin toksin var. Kurtulmak istiyorsunuz. Bakıyorsunuz 5-6 günde burası çoğalıyor. Sedef. Kolon hidroterapi yapıyorsunuz. 5-6 saat sonra bakıyorsunuz yavaş yavaş sedef ortadan kalkıyor. Aslında çareyi başka yerlerde arıyoruz belki ama ben vücudumuzu temizlemek birçok şeyin... İki tane. İç temizlik. Hep herkes diyor çok temizim, işte temiz gömlek giyiyorum, deodorant sıkıyorum diyorum ki içim pis. Yani, o yüzden gerçekten kolon hidroterapi ve hacamat kombinasyonu, doğru beslenme, bağırsak florasını ayarlamak size %100 katılıyorum. Ben de birçok hastamda onu görüyorum. Muazzam bir şekilde değiştiriyor işi. Hocam iki tane sistem, aslında üç tane sistemi çok dikkat etmek lazım. Bir tanesi bizim dolaşım sistemi. Dolaşım sistemi eğer iyi çalışır ise birçok hasta, yani hangi bölge iyi sulanır ise, kanlanırsa o bölgede hastalık kolay kolay olmuyor. Bir de boşaltım sistemi. Bizim çok unuttuğumuz hocam, lenf dolaşımını biz çok unutuyoruz aslında. Tabii ama kolon fizyoterapi lenf dolaşımına yaklaşık %160 oranında beyaz hücre yaratıyor. Lenflerin en yoğun olduğu yani. Tabii. Bir de bunu hacamatı da eklerseniz zaten o zaman lenf dolaşımı çok rahat. Ben hocam not almışım, Nevada'da bir çalışma yapılıyor, çok enteresan. Kabızlık çekenler ile çekmeyenler arasında kansere, genel kansere yakalanma oranı %455. Hele bağırsak kanseriyle çok daha fazla. Hayır, bağırsak kanseri çok fazla çok hocam. Çok daha fazla. Ne kadar biliyor musunuz hocam? %1600. Tabii. Kabızlık varsa bağırsak kanserine 16 kat daha fazla. Normal kansere 4,5 kat daha fazla yakalanıyorsunuz. Çünkü insanın aslında en büyük problemi vücudunun pislenmesi. Siz ev temizliği yapıyorsunuz değil mi? Tabii. Vücudumuzda da biz temizlik yapmıyoruz. Hocam son derece, yani bu işin Türkiye'deki öncülerinden bilir. Tamam. Temizlik olmadan yani bu iş olmuyor. Yani bir şey yediğiniz anda bile aslında şişkinliktir, gazdır, kabızlıktır. Vücut aslında alarm veriyor. O i̇şte anda bu, bile işte veriyor. Biz o kalın bağırsak okumayı bilmiyoruz. Tabii. Kalın bağırsak çalışmıyor. Can boğazdan gelir ama can boğazdan çıkar aslında. İş çok güzel. Bir de buna stresle yönetimi de eklemek lazım. Çünkü bağırsaklar çok duygusal organlar. Bu mekanik temizliğin yanı sıra ikinci beyin çok hassas organlar. Şimdi tıbbın üstünde çok duruyor. O yüzden hiçbir şey olmasa bari arada bir bağırsak temizliği yapıp probiyotik alın diyoruz. Bu bile %30-40 birçok hasta yönünde. Şimdi bağırsakları rahatsız etmeyecek güzel bir tatlı tarifimiz var. Konuşalım mı onu bu arada? Çünkü soğuyor. Şimdi armutlar gördüğünüz gibi pişti. Nasıl yaptık? Çok kolay. Hemen yağlı kağıda sardık kurumasın diye ve bütün suyu nemi üstünde duruyor Burcu. Ondan sonra esas da bu şekliyle bile yenilebilir ama biz buna çok güzel bir sos yapacağız üstüne. Kağıtları böyle açıyoruz. Ben bazıları soğusun diye çıktım. Şimdi buna hemen bir yoğurdu. Birazcık balla, acık da tahinle çırpacağız. Şurada çırpıcımız da var. Aynen öyle. Şimdi bir parça yoğurt, özellikle teşekkür ederim. Özellikle manda yoğurdunu tercih ediyorum. Çünkü manda yoğurdu gerçekten çok sağlıklı ve de enteresan, manda radyasyondan etkilenmediği saptanan bir hayvan. Evet, yani bu mandanın çok ilginç bir özelliği var. O beğenmediğimiz manda yoğurdu, sütü büyük bir şifa kaynağı. Buna beyaz un ve beyaz şeker hiç kullanmıyoruz. Biraz ham bal kullanacağız. Of. O da bütün tatlı için sadece aşağı yukarı 2-3 çorba kaşığı kadar. Yani esaslı hiç de çok fazla bir bal kullanmıyoruz. Şimdi onun için hiçbir şeker kullanmadık. Şey diyordur, hocam bırak ya, kaymak dururken ne yoğurdu? Bir tadına bakalım da ondan sonra karar versinler. Ama bir sağlık peşindeyiz. Hem sağlık
sağlıklı hem lezzetli. İkinci planda lezzetsiz bir şey olmasına imkan yok. Buna biraz da tarçın ekliyoruz. Aşağı yukarı tarçın şöyle iki tatlı kaşığı kadar yeter veya bir parça daha yeter. Onun tarçın kan şekerini düşürüyor ve bağırsakta mantar oluşmasına engel oluyor. Hı. Bu esasında orijinal tarifimde yoktu ama tahini ben çok seviyorum. Hem besin değerini artırıyor ve susam yağının ağır metalleri temizleyici etkisi var. Çok faydalı bir yağ susam yağı. O yüzden biraz tahin de ülkemizin geleneksel ürünlerinden tahin. Birazcık tahin de ekledik. Şimdi bunu çırpacağız. Çırptıktan sonra bu bir cins soğuk çiğ krema koyar. Almanlar zahne derler. Biz ise öyle bir şey yapmayacağız. Bolca kalsiyum, D vitamini ve doğal protein içeren bir karışım yapacağız. Ondan sonra bunu armutların üstüne dökeceğiz bir sos olarak. Bir kaşıkla. Sonrasında ise afiyetle yenilebilir. Armutların biraz soğumasını bekliyoruz. Çünkü bal, özellikle ham bal, ısıl işlem görmemiş baldır. 40 dereceyi geçmeyecek bal. Bu önemli. Aynen böyle. Sadece manda yoğurdu da koyabilirdik ama birazcık bu aroma ve lezzet vermesi. İsterseniz buna kakao da ekleyebilirsiniz. Ben eklememeyi tercih ettim. Bunların üstüne koyacağız. Sonra isterseniz sertleşmesini isterseniz şöyle bir parça üzerine koyma, çukur bölgesine koymamız yeterli. Çok güzel. Sanıyorum soğuduktan sonra tam tadını bulacak. Orta çukur bölgesine şöyle bir kaşık gibi koyabilirsiniz. Bu böyle soslu. Sonra bunu yerken ister çatal bıçakla, yumuşak olduğu için kaşıkla çeşitli şekillerde yiyebilirsiniz. Ben bu biraz kendini çeksin diye daha sonra dolaba koyacağım. Siz isterseniz sohbete devam edin. Bu arada bakacağım o sade yağ dondu mu diye. Hangi hastalıklarda en çok kullanıyorsunuz? Ha evet, bu kolon işte tedavisinin bu onu çözer diyorsunuz. Şimdi Burcu Hanım, yani neredeyse her hastalıkta kullanıyorsunuz. Evet. Sebebi de şu. Zaten her olayın, her hastalığın ana sebebi vücudun kirlenmesi. Vücudun kirlenmesinin ana sebebi biz dışarıdan ne alıyoruz? Gıda alıyoruz, yiyecek bir de alıyoruz, içecek alıyoruz. Aldığımız havayı katmıyor. Ona şu anda yapacak olduğumuz herhangi bir şey yok. Pekala bu yediğimiz gıda, içtiğimiz gıda ne yapıyor? Vücudun kirlenmesine sebep oluyor. Biz vücudun aslında kirlen, hep detoks, detoks, detoks diyoruz ya, işte onları ortadan kaldıracak. Dünya üzerindeki belki de en etkili yöntem kolon hidroterapi. Şimdi biraz önce hocam bir ifade kullandı, oraya bir katkıda bulunayım. Çok hoşuma gitti. Susam yağı dedi. Ağır metal. Dünya üzerinde iki tane çok çok önemli madde var. Bir tanesi susam yağı, bir tanesi de humik asit adını verdiğimiz, bazen mumi derler, humik asit. Bunlar ağır metalleri vücuttan atan en önemli iki tane gıda. Aslında sadece bunlar bile, şu yenilen susam yağı bile olayı çok toparlıyor. Mumya ne olduğunu anlatalım mı Mustafa Hocam? Bu Hindistan'da Himalaya dağlarında milyonlarca yıl. Biz ona bir program fosiller ayıralım bence hocam sizinle. Ayrıca ve ülkemizde de var yeni hocam. Şu an çıktı, çıkıyor. Var hocam. Ben ülkemizde. Hocam ben Türkiye'nin humini 1994'ten beri kullanıyorum. Ben de içinde mumya olan ayurvedik bir preparatı yıllardır, yaklaşık 30 yıldır öyle kullanıyorum. Öyle mi hocam? Maşallah. Evet. Bu aslında çoğu kişi de abi şilajit diye Hindistan tıbbında, ayurveda tıbbında geçer. Ve bu şilajit de milyonlarca yıl oluşan bir fosildir aslında Himalaya dağlarında. O dağların içinde kayalardan çıkan zift gibi bir şey. Biliyor ama hocam, inanılmaz bir, tabii siz biliyorsunuz, ben izleyiciler için, evet, benden iyi biliyorsunuz. İzleyiciler için anlatıyorum. Siz bunu nasıl kullanıyorsunuz? Hocam ben onu bildiğiniz aynen gıda takviyesi kullanır gibi kullanıyorum hastalarda. Özellikle kanser hastalarında çok çok etkili. Lenfosit dediğimiz yani vücudun kanser ile savaşan hücrelerini çok artırıyor. Yapılan çalışma %67 civarında. Bir ara ben kanserden bahsetmek istiyorum. Çünkü kanserde biz kanserle ilgili sebebi aslında bilmiyoruz diyoruz. Niye? Her yapılan yayında işte kanser, belki siz de duymuştursunuz. Yani konunuz olmamasına rağmen yanlış anlamayın, duymuştursunuz. Bir tane hücre, affedersiniz, kafası attı, genetik yapısı bozuldu, hızla başladı, çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı. Biz bunu engelleyemedik. Bu çok doğru bir ifade değil. Bu 95 yıl önce ortaya atılmış bir teori ve hala ispatlanmamış bir teori. Ben o kanserle ilgili şeyi hastalarımda onu asla değerlendirmiyorum. Diyorum ki kanser vücudun aslında kirlenmesi. O kirlilik oradan kalktığı müddetçe vücut toparlar. Nasıl toparlar? Şimdi bizim hücrelerimiz, hocam çok iyi bilir de anlatıyor da, hücrelerimiz bizim oksijen ile çalışıyor. Hepimizin hücresi oksijen ile çalışıyor. Ama hasta olan hücrelerimiz neyle çalışıyor biliyor musunuz? Kirlendiği zaman eğer ortam, hücre oksijen olmayan bir ortamda, yani bizim şekeri fermente ederek vesaire, yani nasıl diyebiliriz? Oksijensiz ortamda beslenmeye çalışıyorlar ve besleniyorlar. Böyle olunca insan... O kirlilik onlara yarıyor işte değil mi? Onlara yarıyor. Çoğalıyorlar. Tabii. Öyle olunca siz sadece bir şey yapın.
vücudunu temizleyin. Ben kanser hastalarına çok yorum. Kolon hidroterapi yapıyorum. Hocam diyor, Allah razı olsun diyor ya. Benim diyor arkadaşlar, beraber girdiğimiz kemoterapi arkadaşlarım diyor, saçları döküldü. Kanser hastaları yapabilir mi yani kolon hidroterapi? Olmazsa olmaz. Tedavi sürecinde gelebilirler mi sizde? Tabii gelebilir. Süper. Artı kanser yenmelerine son derece önemlidir. Süper. Bu çok tabii şahane bir bilgi. Kemoterapinin yan etkileri var. Saçları dökülmeyecektir, kaşları dökülmeyecektir. Vücut direnci artacaktır. Biraz önce hocamın söylediği bir ifadeye ben katkıda bulunayım. Hocam dedi ki, bağırsaklar dedi, çok dedi duygularımızın yoğun olduğu yerlerdir. Öyle enteresan ki ameliyatta bağırsağa dokunun, o size küsüyor. Bir gün çalışmıyor biliyor musunuz? Bu kadar etkilidir. Onun için kolon hidroterapi yapılan hastalarda bizim anksiyete dediğimiz, çocuklar hiperaktif dediğimiz problemlerin neredeyse tamamı ortadan kalkıyor. Kısa zamanda. Terapi seanslarının aralığı kaç gün? Ben genelde haftada 2 gün yapıyorum. Gün aşırı yapabilirsiniz. Bazen duruma göre her gün yapabilirsiniz ama haftada 2 gayet uygundur. Steril bir sistem. Yani ısısını vesairesini siz cihazla ayarlıyorsunuz. Basıncı da ayarlı. Tabii mutlaka hocam, yoksa ciddi. Ya ben bunu yaptırıyorum. Epidiri yaptırmadım. Sizi önce aklıma geldi. Ben de ilk fırsatta bir hocam, bu hocam hacamata bunu evet bağlamak gerekirse, hacamat da bir çeşit vücut temizliği değil mi? Bizim hacamat kültürümüzde de çok önemli. Değil mi hocam? Çok önemli hacamat. Peygamberimizin hayatında da galiba tabii var. Sünnettir. 47 kez, evet. 47 kez yaptırmıştır ve bir ifadesi vardır. Buyuruyor ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yaratılmış en değerli şey tedavi hacamattır diyor. Ümmetine tavsiye ediyor. Kendisi 47 kez yaptırmıştır. Biz hacamata şöyle bir yanlışımız var. Zannediyoruz ki kameri yani hicri takvime göre sadece belli günler yapılır. Eğer siz hasta değilseniz, hocam gibi fitseniz hiçbir problem ama koruyucu hekimlik adına yapmak ister. Ben yılda 3 kere yaptırıyorum kendim. Ama tek sıkıntım kendime yaptıracak yer bulamıyorum. Hocam ben yaparım size. Ben geleceğim size. Ben her gün yapıyorum ama ben kendim yaptıracağım zaten. Müthiş bir tedavi. Yani ben benim cesaret edemedim ama çok merak ediyorum. Hastalık varsa, hastalık varsa onun günü, saati, tarihi asla yok. Hastalık akut yoksa, ağrı varsa? Tabii. Yani son derece etkili. Migren hastası gelir, hacamatınızı yaparsınız, bakarsınız. Hocam ben işte bir yıldır hiç başım ağrımadı. Evet. Ne kadar sürüyor onun etkisi? Hacamatın etkisi hastalığa göre değişir. Ama ağırlık olarak eğer hastalığınız yok ise genelde yılda 2 kez yaptırmak gayet şeydir. Tamam. Siz bana yapın, ben de size yapayım. Tamam. Başka hocam türlü güvenilir her yerde bulamıyorsun. Tamam hocam. Hijyen çok önemli. Onu anlatalım mı? Merdiven altı hacamatlar var. Bunlar çok mücadele ettik. Ve bu bakın AIDS kapan ve hepatit kapan hastalar var. Şimdi sonuçta bunun gibi Sağlık Bakanlığı'ndan mutlaka sizde sertifikanız vardır. Sertifika almış doktorlara olduğu yerlere yaptırmak çok önemli. Onu da vurgulayalım. Yani bu bir hekimin hijyenik şartı yapılması gerekiyor. Olmazsa olmaz. Artı yapılacak bölgeler aslında çok önemli. Şimdi bizim merdiven altı tabi ettiğimiz arkadaşlar belli yerleri öğrendiler. El aldılar birilerinden tabiri caizse. Oralar ama öyle değil ki. Her hastalığın aslında çok ince şeyler var. Nüansa çok ince fark. Siz orayı eğer hafif çizerek irrite edemezseniz o hasta tedavi olmuyor. Ama ana yöntem de aslında şu. Sizin kalın bağırsağınız, bakın kalın bağırsağınız iyi çalışmıyor. Cilt altında ağırlık olarak toksinler birikiyor. Siz ağırlık olarak onları alıyorsunuz. Migrende, damar tıkanıklığı, kısırlık. Kısırlıkta mesela son derece etkilidir. Evet. Erkek kısmında, bayan kısmında. Bayan gelir, hocam benim yumurtalarım iyi gelişmiyor. Yumurta sayım az. Hemen şey yapar, toparlamaya başlar. Yani aslında biz şunu yapmak lazım. Günümüz tıbbı, geleneksel ve tamamlayıcı hepsini bir araya getirip bir protokol oluşturmamız lazım. Doğrusu da bu. Peki hocam, sülük tedavisi de yine vücut kirliliğini değil mi? Ben çok yerde paralel tedavi. Sülüğü çok fazla yerde kullanmıyorum ama kullandığım çok özel spesifik yerler var. Migrende kullanıyorum. Son derece etkili. Başka bizim bayanlara çok geliyorlar, erkeklerde bu kaz ayağı hikayemiz vardı. Orada Allah cilde, Allah. Allah Allah. Varis. Hocam geleceğim oraya. Ondan sonra variste ve ağırlık olarak hemoroid, halkımız basur dediği olayda yani son derece etkili. Hemoroid tedavi edemiyorsunuz. Ameliyat oluyor. Hocam 3 sene önce oldum, tekrar oldum. Tekrar oluyor, tekrar. 2. 3. an sonra artık zaten vücutta. Şimdi bardağı 2 kere kırdınız, yapıştırdınız. 3. de aynı bardak zaten olmuyor. Ama bakıyorsunuz o bizim, affedersiniz, beğenmediğimiz solucan benzeri o şeyler, canlılar gidiyorlar oradaki şeyi, problemi çözüyorlar. Hocam programımızın sonuna geliyoruz. O yüzden ıhlamurdan bahsetmek ister misiniz? Tamam, bahsedeyim biraz ıhlamurdan. Burada yaptıklarımızı da göstereyim. Tamam. Burcu, onları hemen dolaptan çıkartayım.
Şimdi bir, şunları sana verebilir miyim? Bana yardım edebilir misin? Tabii. Biraz soğusunlar, çeksinler dedim. Üzerlerine evet. biraz fındık serpebilir misin? Ben de tabii sade ki. Yağı çıkartacağım bu arada göstermek için. Şimdi armut özellikle çok şifalı bir meyve. Onu vurgulamak isterim. Şimdi şunu görüyor musun? İşte damarları tıkayan kısmı bu tereyağın. Of. Görüyor musun? Yapış evet. yapış bir şey. Hatta bunu şimdi bir şöyle şuradan herhangi bir bıçakla bile gösterebiliriz. Bak yapış yapış krema gibi. Oysa tereyağın içindeydi bu. O işte tereyağın damarları tıkayan kısmı, köpüklü kısmı. Yani bu en zararlı kısmı bu köpük köpük yapışkan olan kısmı. O yüzden sade yağ çok daha sağlıklı, beyin hücreleri için çok faydalı. Bu ise damarları tıkayan, kötü kolesterolün olduğu kısmı ve trans yağları içeren kısmıydı. Şimdi biz bunlardan kurtulduk. Bizi zeytinyağına yönlendiren madde bu işte. Aynen ama bu da gerekli. Bakın bizim evimizde soğuk sıkma sızma zeytinyağı. Ve de sade yağ karışımı kullanılır. Bu da gerekli çocukların gelişimi için. Tereyağını böyle kullanıyoruz bu artık. Bu da işte mis gibi biraz sonra bu donacak. Ve böyle altın sarısı renkli bir şey. Aylarca hiç bozulmaz ve hiçbir şey olmaz. Gelin yaşa. Kıvındıkları ne kadar hızlı elin koymuşsun. Şimdi bu da buradan. İçinde hiç şeker olmayan sadece manda yoğurdu, bal ve biraz tahini çırptığımız özel bir sos yaptık üstüne çiğ krema yerine. Bundan aynı şekilde hocamıza ikram etsek mi? Edelim. Şimdi çok ağır şakşaklı bir tatlı değil bu. İçinde kızartma yok, beyaz hocam. Unu yok, beyaz şeker yok, mısır şurubu yok. Biraz hocam, sıcak olabilir Mustafa Bey. Hocam biraz. Kıymetli meslektaşım, ben de başarılarınızı duyarak iftihar ediyorum. Ben size keseyim de siz zorlanmayın. İnşallah. Teşekkür ediyorum şimdi hocam. Yani... ama size hacamata geleceğim. Ben de size hacamat yapacağım. Tamam karşılıklı hocam. Çünkü en büyük sorun o. Herkese iyi yapıyorsunuz ama size yapacak olan doğru, kimse. Doğru diyorsunuz hocam. Doğru diyorsunuz. Ben bir çatal alabilirim isterseniz. Tabii buyurun. Ben hemen çatalı. Evet ıhlamurdan bahsedersek. Ihlamur da şöyle. Özellikle size bir kış çayı yapacağız. Bu kış çayını çok da basit yapması. Şimdi bir şöyle bir şifalı nezle grip bir için. Aynen öyle bir çay bize. Sıcak suyumuz burada dursun. Zencefilleri şöyle 3-4 parça, 4-5 parça taze zencefili tercih ediyorum. Hı-hı. Eğer taze zencefil yoksa kuru zencefil de olabilir ama bunun kaynaması gerekir. Hı hı. Veya toz zencefil de olur ama o da biraz bulanık yapıyor. Ben bunları daha çok seviyorum. Taze zencefil, toz zencefil, kuru zencefil. Hı hı. Kaynaması gerekir. Bunlar ise haşlama yöntemiyle olur. Birkaç parça hemen içerisine zencefili atıyoruz. Ben acı seviyorum. Acı sevdiğim için bol attım zencefil içine. Ihlamurun hem çiçeğinden hem de yaprağından şöyle birer tutam koyuyoruz. Ondan sonra ıhlamurun da aslında bir tık kaynası iyi olur ama bu demleme usulüyle de olur. Yaprağı ayrı şifa, çiçeği ayrı şifa. Şimdi neden ıhlamur? Ihlamur bağırsaklarda böyle tüy, özür diliyorum, solunum sisteminde tüysü cisimcikler var. Bunlar bütün partikülleri, zararlı maddeleri yukarı doğru böyle ittiriyorlar. Bunlardan on binlerce, yüz binlerce var. Yukarı doğru ittiriyorlar ve özellikle biz yapıyoruz. Affedersin, balgam çıkartıyoruz. Toz, pislik, hava kirliliği birçok şeyi o şekilde. İstersek limon da katarız. Katabiliriz. Şimdi bu çay işte ıhlamur özellikle bu tüysü cisimciklerin yukarı doğru hareketini arttırıyor. Yani akciğerlerin kendini temizlemesi, bronş borusunun kendini temizlemesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda tabii ki herkes biliyor grip ve nezle iyi geldi ama esas mekanizması bu. Ve solunum sistemini nemlendiriyor. Mesela rezene ağız kurularına iyi geliyorsa ıhlamur da akciğer ve bronş bolusu solunum sisteminin kuruluğuna iyi geliyor, nemlendiriyor. O yüzden affedersin sekresyon ve balgamları artıyor. Bu aslında iyi bir şey. Vücut direncini artırıp hastalıklardan koruyor ve ıhlamur da alkalidir. Bak bu çok önemli bir şey. Hep asidik besleniyoruz ya, hastalıkları özellikle de bu asidik beslenme ve içecekler çok artırıyor. Ihlamur alkalidir. Lütfen şekersiz için. Bir de kaynar ıhlamura bal atarlar. Bu doğru bir şey değil. Ihlamuru ancak 40 dereceyi düşerse içine bal atabilirsiniz. Ilındıktan sonra ama daha sıcak içmek istiyorsanız balsız içeceksiniz bunu. Astım ve bronşit hastalığı için de çok faydalıdır. Yani esasında doğada birçok şeyin şifası var. Bağırsak temizliği, hacamat, sülük, doğru beslenme, bu ıhlamur, zencefilli çay gibi. Bunlar da bizim için büyük bir şifa kaynağı olacak. Hı hı. Bu hemen birkaç dakikada demini verir. Şimdi süre kısıtlı olduğu için biraz çabuk hareket ediyorum. Hı hı. Hafif de acı bir çaydır. Senin dediğin gibi seviyorsan içerisine biraz incecik bir tranş limonu da atabilirsin. Hı hı. Hocam peki beslenmeye bağlarsak sizin bütün bu tedavilerinizi, bu süreçte ve hayatın sonrasında size gelen hastalara ne öneriyorsunuz bağırsaklarını o kadar yormamaları için? Tamam. Daha sağlıklı bir hayata devam etmeleri için. Hocam, sağ elli ve şifa olsun diye veriyoruz. Tedaviniz boşa gitmesin diye.
O konuda Burcu Hanım, ben çok teferruata girmeyeceğim. Sağlıklı beslenme ile ilgili bizim sevgili hocamız zaten burada. Bu konuda otoritedir. Ama ben Peygamber Efendimiz'in bir tavsiyesi var. Bütün hastalarıma onu tavsiye ediyorum. Ve uygulayan hastalarım çok rahat ediyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, sağlıklı olmak için diyor, midenizin üçte birini yemekle doldurun. Üçte birini su ile doldurun, üçte birini de boş bırakın. Benim hastalarım bunu yapıyor. Yani hiç abartmıyorum. Tok kalkmayın derler değil tabii mi hocam? Acıkmadan oturmayın, doymadan da kalkın. Bu da hadis-i şeriftir. Bu da hadis-i şeriftir. Karanfil atmayı hocam, unuttum. Hocam teşekkür ediyorum. Yani midelerini çok fazla doldurmalarına gerek yok. Bir, yani hiçbir problemleri yoksa yılda bir kez de bağırsak temizliği yaptırıp, yılda bir veya iki kez hacamat yaptırırlarsa en ufacık problem çekmeden tüm hayatlarını idame ettirirler ve sağlıklı yaşarlar. İnşallah hocam. İnşallah. Siz de vesile oluyorsunuz. Sizin gibi bir doktor tanımak beni ayrıca memnun etti. Ayağınıza sağlık. Çalışma hayatınızda da başarılar ederim diliyorum. Çok hocam, programımızın sonuna geldik. Şahane bir program oldu. Benim de çok zevk aldığım bir program oldu ayrıca. Ortak dostumuz Doktor Sedat Bey var. O da çok güzel çalışıyor. Ona da buradan bir selam yollayalım. Çok sevgili izleyicilerimiz, inşallah size de keyifli ve faydalı olmuşuzdur. Bir süre geçirtmişizdir beraber. İnşallah bundan sonra gününüz, hafta sonunuz, haftanız da çok güzel geçer. Bir sonraki programda yine çok kıymetli konuklarımız, hocam ve şifalı tarifleriyle buluşmak üzere. Her ne olursa olsun içeceğiniz, tüketeceğiniz şeyleri şifa olsun diye iyi niyetle için, inanın size şifa alacak. Güzel bir hafta sonu olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.